Son Mühür ekranlarından günaydın, gün başlıyor. Saatlerimiz onu gösteriyor. Hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Günü gündemi değerli konuklarımızla birlikte konuşuyoruz. Zaman zaman merak edilenleri yine masaya yatırıyoruz. Ve 5 gün boyunca farklı konuklarımızla farklı konuları aktarmaya, anlatmaya, zaman zaman tartışmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken sosyal medya hesaplarımızdaki canlı yayınlarımızın altına yapacağınız yorumları da elbette bir taraftan takip etmeye çalışıyoruz. Eğer atladığımız herhangi bir şey olursa, sohbet arasında dalıp gittiğimiz şeyler olursa, sizlerin meraklarını, merak ettiklerini daha doğrusu atlarsak eğer, sizler de bizlerle yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Şimdi aslında bir taraftan kanayan bir yaramız diyeceğim ben, yabancı dil. Türk milletinin nedense sıkıntı yaşadığı, öğrenmede sıkıntı yaşadığı, belki de konuşmada sıkıntı yaşadığı, herkesin bir seviyede İngilizce bildiği ama kendini anlatamadığı bir durum söz konusu. Şimdi bunlara ilişkin konuşacaklarımız var. İngiliz Kültür Yabancı Dil Kursları Eğitim Uzmanı Karşıyaka Şube Müdürü Elvan Hıdır bizimle birlikte stüdyomuzdan. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, çok teşekkür ederim. Müthiş enerjinizle birlikte geldiniz sabah. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bizim de yüzümüzü güldürdünüz. Haftayı da noktalamaya doğru giderken, evet, saatler kalmışken enerjinizle ne güzel stüdyomuza öyle çok çiçekler açtı. Çok teşekkür ederim. Ben de tanıştığıma çok memnun. Ben de aynı şekilde. Öncelikle Son Mühür ekibini ve davetinize çok çok teşekkür ediyorum. Markam İngiliz Kültür Yabancı Dil Kursları adına. Biz çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hem dil kursları adına konuşacaklarımız var, hem az önce de belirttiğim gibi Türk milletinin ne yazık ki kanayan bir yarası var. Biz anlıyoruz ama konuşamıyoruz. Artık öğreniyoruz ama anlatamıyoruz. Bunlar nasıl olacak? Bunları nasıl aşacağız? Ya da siz nasıl aşıyorsunuz? Hepsini merak ediyoruz. Detaylı bir şekilde konuşacağız ama öncelikle Elvan Hıdır kimdir? Kısaca bir sizi dinleyelim. Ben eğitim mühendisi İngilizce bölüm çıkışlıyım aslında. Mezuniyetten sonra 2 yıl devlet kurumunda çalıştım. Ve bu esnada da Goethe Almanca'yı bitirdim. Fakat devlet kuruluşunda çalışırken malumunuz devlet okullarında o zamandan bu zamana değişen bir şey yok. Lisan, gramere dayalı dil bilgisi kuralları öğretilmeye çalışılıyor. Oysa lisan dil bilgisi kuralı da öğretilmez. Onun konuşulması gerekir. Dolayısıyla bu yapı bana uymadı ve ben 2 yıl sonra devletten istifa ettim. Ondan sonra birçok dershanelerde diyorum, çünkü o zamanlar dil okulları yoktu. Şimdiki nesil çok şanslı. Ve daha sonra bir takım kolejlerde çalıştım. Fakat yine tatmin olmadım. Sistem yine aynıydı. Ta ki yolum 2019'da İngiliz Kültür Dil Okulları marka kurucusu Melih Kahramaner Beyefendi tanışıncaya kadar. Derken hayallerim gerçekleşti. Çünkü artık lisanın dil bilgisi kuralıyla değil de en önemli özellik konuşulabileceğini gerçekleştirdik ve o günden bugüne de geldik. Hala onlarla birlikte çalışıyoruz. Şimdi ne güzel. Bu sistemin yanlış olduğunu baştan bu yana savunduğumuz için yol size... 78'den beri aynı şeyi düşünüyorum. Sizi buraya getirdi. Evet. Şimdi o zaman sizin karşılaştırma ihtimaliniz de çok yüksek. Bunu kurumlarda nasıl uyguluyorsunuz onu merak ediyorum ama şimdi o günden bugüne baktığınızda hem doğru yapılan hem de yanlış yapılanları da aslında çok rahat bir şekilde karşılaştırıp her iki öğrencinin ya da her iki kesimin de dil öğrenme hızını da çok net ölçümleyebilecek bir tecrübeye sahipsiniz tabii ki, o zaman. Tabii ki. Tabii ki. Çok uzun yıllar çünkü. Fakat sistem milli eğitimde değişmiyor. Hala müfredat aynı bu şekilde öğretilmek zorunda. Müfredat sıkıştırılmış bir şekilde, pres çok yerde olduğu gibi bilgilendirme. Dolayısıyla öğrencinin konuşmak gibi bir kısmı yok. Böyle bir sistem uygulanmıyor. Biz bu açığı ben 78'de fark etmiştim ama İngiliz Kültür Dil Okulları'yla uygulamaya başladık. Nasıl uyguluyorsunuz peki kurumda? Şimdi aslında lisan dünyada her dil, bizim kendi dilimiz Türkçe de dahil olmak üzere 6 seviyede öğretiyor. Yani Avrupa Konseyi'nin sistemi bu. Biz de bu sisteme İngiliz Kültür Yabancı Dil Okulları'na dahiliz. Ve Avrupa Konseyi'nde lisan 6 seviyede derken yapılacak seviye tespit bile bir gramer sınavı değil. İngilizce biliyor olabilirsiniz. Biz de diyoruz ki öğrencilerimize, bilmiyorsunuz demiyoruz. O seviyeleri konuşamıyorsunuz diyoruz. Çünkü dil konuşulması gerekir. Bunun için de her seviye tespitte de zaten bir gramer değil, öğrencilerle sohbet ediyoruz ki bulunan 6 seviyenin soruları mevcut bizde. Uzman öğretmen arkadaşlarım ve ben de özellikle bu işin içerisindeyim. Onlara o seviyelerin sorularını sorarak seviye tespiti gerçekleştiriyoruz. Peki nasıl sınıflarda konuşuyoruz diye soracak olursanız, biraz vaktinizi alacağım ama. Tamam. Şimdi söyleyeyim. İlk başta maalesef sınıflardaki dizayn
çok yanlış. Devlet okullarımız özellikle İngilizce dersleri için geçerli diye söylüyorum ben bunu. Çünkü malum konuşmak için ne gerekiyor Ayşegül Hanımcığım? İletişim kurmamız gerekiyor. Evet. Bunun için nasıl oturmamız gerekiyor sınıflarda? Pek tabii yüz yüze oturmamız gerekiyor. Dolayısıyla sınıf dizaynından başlanıldı. Bu gerçekleşti. Daha sonra bizler çocuk yani ailelerimizde gramer mi öğretti? Biz öyle mi Türkçe öğrendik? Yani kucaklarını alıp da bize tensleri mi öğrettiler? Zamanları mı öğrettiler? Hayır. Ne yaptık? Dikkat edin. Çevrenizde bilmiyorum çocuklar var mı? Onlar 1,5 yaşına kadar, 2 yaşına kadar çok konuşmazlar. Çok iyi gözlerler. Hatta bazen şöyle der yetişkinler. Oyun oynuyorlar ama aslında kulakları bizdedir çocukların derler. Evet, evet. Gerçekten öyledir. Çünkü dinlerler ve çok iyi bir gözlemcidirler onlar. Dolayısıyla insanlar gördüklerini, işittiklerini kaydediyorlar. Bir süre sonra da onları kopyalayıp size geri iade ediyorlar. Yani örneğin bir annenin bir evladına bakayım çocuğum dediğinde, çocuğunuzu ne zaman gel dediğinizde şu işareti gördüğünde öğrenci, özür dilerim, çocuğunu size doğru koşturuyor. Doğru mu? Evet. Neden? Aslında susuyor çocuk ama hareketi görüyor ve gel sözcüğünü istiyor. Hatta bir süre sonra çocuğunuz bunu kopyalayıp size geri iade ediyor. Evet. Ha, demek ki görsel işitsel bir program gerekiyor dedik ve her sınıfımızda bir tane ekran bulunuyor. Ekranda da bizim etrafımızdaki, yani Türkçe öğrenirken kişiler gibi kişiler koyduk, yabancı. Onlar da çocukları bu şekilde sesleniyorlar. Yani come here diyorlar onlar da. Dolayısıyla öğrenci izlerken ekranı otomatikman onun gel olduğunu anlıyor. Yani doğal ortamı sınıfta oluşturmaya çalıştık. Tabii ki bu bir ekrandaki bilgiler. Hepsi aynı, tüm duyularımız aynı anda. Tabii ki. İşitsel, görsel. Tabii, görsel, işitsel çok önemli. Zaten öğrenmeyi kesinlikle konuşmak görsel ve işitsel dayalı olan bir sistem. Bu ölçü bulduk ve aynı sınıflarda uyguladık. Tabii burada kullanılan materyaller PowerPoint sunumlar vardır, çizgi filmler niteliğindedir. Amacımız bir de ay gidiyorum Allah kahretmiş, hatta böyle gençler var işte ve hatta iş adamları, beyefendiler var, geç vakit bizlere eğitime geliyorlar. Maksadımız onlara bir dershane, ders niteliği değil de hem gidelim hem öğrenelim, eğlenelim şeklinde oraya getirtebilmektir maksadım. Şimdi bazen mesela ya Amerika'da böyle yazın yaşayan arkadaşlarımız ya da çalışıp dönenler vardı biz üniversitede okurken. Ben de Ege Üniversitesi mezunuyum, İletişim Fakültesi. Şimdi o arkadaşlarımızla bazen konuşurduk, işte ALES sınavlarına falan girerdik. Acaba akademide devam eder miyiz, etmez miyiz? O arkadaşlarla konuşurduk. Mesela ben derdim ki yani ben barajı geçemeyeceğim galiba. Onlar derdi ki ya ben 3 aydır yurt dışında yaşıyorum. Herkesle çok iyi anlaşabiliyorum, konuşabiliyorum. Dille ilgili bir problemim yok ama ben de bu sınava geçemeyeceğim. Merak etme derlerdi. Demek ki yaşayabilmek, anlaşabilmek, iletişim kurmakla o gramerin getirdiği o sınavsa aslında biz bunu Türkçe'de de yaşamıyor muyuz? Şimdi hangimiz Allah aşkına mişli geçmişi, dili geçmişi çekindeseniz çekeriz. Evet. Bilmiyoruz ki bunu. Çünkü biz doğal ortamda onu öğreniyoruz. Acaba başka ülkelerde de yabancı dil öğretilirken, bilmiyorum yani siz daha iyi biliyorsunuzdur, benzer kurallar mı uygulanıyor? Yani gramer ağırlıklı mı dünya acaba başka dilleri öğretiyor? Mesela İtalyanca, Almanca. Hayır, ben bulundum, asla böyle değil. Sadece bizim yurdumuz için geçerli, bunu söyleyeyim. Biz fakat şöyle bir avantajımız da var aslında. Yani milli eğitimi de burada yadsınmamak gerekir. Dil bilgi bizim öğretmenlerimiz, üniversite mezunu arkadaşlarımız bize öğretmenlik yaparken orada grameri öğrenip de sonra konuşmayı öğrenip öğrencilerine öğretiyorlar. Aslında bakarsın bizim vermiş olduğumuz eğitim dolu dolu, yani grameri de içerisinde, çünkü neden, öğretmen çok düzgün konuşuyor. Evet. Kaydeli konuşuyor. Ama hiçbirimiz kaydeli Türkçe konuşmuyoruz aslında, dikkat edin. Devrik kullanıyoruz. Yani avantajımız da var bu anlamda. Yok demeyeceğim. Evet, çünkü bu sefer o kadar gramer içerisinde dili öğrendiğinizde ve sosyal hayatta iletişim kurmaya çalıştığınızda cümlelerin çok kesik, gramere uygun olmayan, hatta anlayamadığınız bir kısma doğru gittiğini anlıyorsunuz mesela. Evet. Dolayısıyla aynı kendi dilimizin de konuşma tarzı gibi. Şimdi kuruma nasıl yansıttığınızı size sordum. Siz anlattığınız detaylı bir şekilde. Peki yaş aralıkları neye göre ayrılıyor? Çünkü bu yaş aralıklarına göre bu eğitimin içeriği farklılaşıyor mu? Değişiyor. Pek tabii ki. Şimdi 7-10 yaş arası. Şimdi Avrupa portföyünün 6 seviye var dedik. Onlar her bahsettiğim, biraz sonra bahsedeceğim, yaş aralıklarında da 6'şer seviye halindedir. 7-10 yaş arasında welcome dediğimiz bir serimiz var. O da 6 seviye. Yine öğrenci seviye tespitle alıyoruz. Tabii şöyle bir özelliği var. Ben eğitim içeriğinden de her yaş aralığında isterseniz bahsederken o içeriklerinden de bahsedeyim size. Yine görsel işitsel bir programla devam ediyoruz. Eğlenceli. Onlar biraz daha kelime hazineli. Ve rol playler sınıfta yapılıyor. Yani konuşarak, tabii yüzle yapılarak ve de her seviyede öğretmenlere sadece ilk seviyede %10, daha sonraki seviyede %5'lik Türkçe konuşma hakkı veriyoruz.
Üçüncü seviyeden sonra hiç Türkçe konuşmuyor. Zaten artık öğrenci görsel programdan çözmeye başladığı için buna gerek kalmıyor. Bunlar welcome serileri. 7-10 yaş arası. Daha sonra 11-13 yaş arası teen dediğimiz ergen yaş grupları var. Onların eğitimlerinde şöyle bir farklılık var. Onlarda da yine ilk seviyede %10, daha sonra %5. Diğerlerinde hiç Türkçe konuşmuyoruz ama onlarda teen 3'ten sonra, yani 3. seviyeden sonra yabancı öğretmen arkadaşlarla devam ediyoruz. Ve aynı zamanda onların konuşma kulüpleri ekstra mevcut. Ve hatta onların ekstra yine sertifikaları var. Yurt dışı geçerlik sertifikaları teen grupları için geçerlidir. Hatta bir örnek getirdim. Biraz sonra tekrar göstereceğim size. Tamam, peki. Daha sonra 14 için ne kalıyor geriye? 14, 15, 16. Onlara yetişkin denilmesi gerekiyor ama ben karşılık İngiliz kültürde 14'ten sonra 14, 15, 16'yı young adult dediğim genç yetişkine ayırdım. O yaş grupları çünkü ne yetişkindir ne ergenlik, ikisi arası sıkışmıştır. Onun için çok özel bir yaş grubu olduğunu düşünüyorum. Onun için ayrı bir eğitim veriyorum ben. Bu da çok önemli. Ama bu yaş gruplarında seviyeler de var tabii. Yani hepsini alıp bir sınıfa koymuyoruz. Onları kendi işlerine, seviyelerine göre sınıfla değiştiriyoruz. 16'dan sonra yetişkin dediğim gruplar var. Onlardan sınıf geçme sisteminde bir özel değişiklik var. Belki sorunuz olabilir diye oraya hemen geçmek istemiyorum. Tamam, onunla ilgili sorabilirsiniz diye. Şimdi onları da tek tek konuşalım. Hep birlikte de değerlendirelim. Şimdi sohbet içerisinde var eğitimin, görsellik var, işitsellik var. Ama hani ben programı açarken dedim ya, biz konuşmada sıkıntılı bir milletiz ne yazık ki. Burada biraz çekingenlikler, utangaçlıklar, bu tip şeyler nasıl aşılıyor? İngiliz kültürü, yabancı dil kursunun bence en önemli özelliklerinden birisi konuşamama korkusu. Bunu yenmeyi şöyle üstesinden gelebildik. Ben öğretmen kökenliyim tabii ve ben her ay öğretmen arkadaşlarımla toplantı yaparım ve yeni katılan arkadaşlara da bunu iletiyorum. Sınıflarda öğrencilerinize sonsuz hata yapmak hakkı vereceksiniz. Öğrenci diyoruz ki önemli değil, hata yap derseniz öğrenci kendisini nasıl hissedecek? Tabii ki güvende hissedecek. Fakat hatalarını bireysel sınıfta uyarı halinde değil. 7'den 70'e bunu yapıyoruz. Dersin sonunda tahtaya hatalar yazılır. Öğrenci kendi seçimini uygulanır. Oradan seçiyoruz zaten. Bu bir. İkincisi, maalesef örneğin isminiz nedir diye sorduğunuzda Türkçe'de ne diyoruz? Ayşe atıyorum. Benim ismim Ayşe demeyiz. Dün nasıldınız dediğinizde soru olarak, dün gayet iyiyim iyiyiz demeyiz, iyiydim deriz. Dolayısıyla cümlelerin kısa verildiğini görüyorsunuz değil mi? Ya uzun cümlelere gerek yok. İngilizce'de de bunu yapıyorum. Fakat okullarda uzun cümleler isteniyor. Dolayısıyla uzun cümlenin cevabını vermeye çalışırken öğrenci sonunda söyleyeceği sözcüğü unutuyor. Aslında bizim beklediğimiz sonundaki sözcük. Biz öğrenci diyoruz ki mühim olan sözcüklerle iletişim kurmanız. Uzun cümleler bize gerekmez deyince kendinizi hakikaten çok iyi hissediyor. Çünkü bize gelene kadar böyle bir sistemi görmemiş öğrenci. Evet, doğru. Bir de şimdi konuşurken mesela Türkçe'de, Türkçe konuşurken akıyor. Ya da yabancı ülkelerde yaşayan işte Türk kökenli ailelerin çocuklarında mesela şunu çok görüyoruz. Ben yeğenlerimde de çok görmüştüm. Küçük yaşlarda. Daha tam olarak Türkçe mi, Almanca mı mesela onun kafasında öyle bir ayrım yok. Orada okula gitmiş. İşte 3-4 yaşlarında ya da 5 yaşında buraya geliyor. Kendi yaş grubuyla konuşurken Almanca konuşmaya başlıyor. Şimdi annesi onu uyarıyor. Diyor ki Aleyna Türkçe konuş. Arkadaşların seni anlamıyor. Türkçe konuşuyorum anne diyor. Bir an değil. Ayrımı yapamıyor. Demek ki o ayrımı yapamıyor. Aynı şeyi de buradan Almanya'ya döndüğünde. Burada Türkçe yarıştıkları evet, yapıyor. Evet, arkadaşlarıyla yapıyormuş. Yani demek ki yabancı dil öğrendiğinizde şimdi bu cümleyi kurayım, arkasından bunu söyleyeyim gibi bir şey çalışmıyor. Asla diyeyim. Olmamalı tabii ki. Ama okullarımızda bu şekilde olduğu için öğrenciler rahatsız. Dolayısıyla konuşmaktan çekiniyorlar. Onun için diyorum ki soru sorulduğunda yakaladığınız cevap tek sözcüktür. Direkt o tek sözcüğü söyleyeyim bize. Kendini çok iyi hissediyorlar. Şimdi o zaman konuşmaktan korkmak diye bir şey konusu yok. Peki İngilizceyi sizin öğrencileriniz çalışacağı zaman, daha doğrusu siz nasıl bir çalışma metodu öneriyorsunuz öğrencilerinize? Hep söylüyorum, İngilizce derste öğrenecek olan bir şey ilk başta. Derse takip çok önemli. Hiç kaçırılmamalı. Çünkü o fizik, matematik, kimya değil ki hani eve geleyim de arkadaşlarımdan defterlerimi alayım çalışayım diyebileceğiniz bir şey değil. Çünkü konuşma odaklı olacağız. Sınıfı ders takip çok önemli tabii ki. En önemli şey dinleyebilmek. Öğrencilerimizin mümkün olduğu kadar
evlerinde anlamasalar bile ama Türkçe altyazılı olmayan filmleri izlemelerini. Anlamasalar bile. Anlamasalar bile. Çünkü sözcük yakalamak önemlidir. Sözcüğü yakalarsanız kendinize özgüveniniz gelir, daha çok konsantre olmaya çalışırsınız. Ya da her seviyenin kitapları vardır. Her seviyenin. Onları veriyoruz. Eğer o seviyenin üstüne bir kitap verirsiniz, öğrenci demoralize edersiniz. Onun için o seviyenin kitaplarını vereceksiniz ki, çünkü sizin öğrettiğiniz sözcükler olduğu için daha rahat okuyor olacak. Bilmediği bir sözcük çıkabilir. Hep söylüyorum. Muhakkak altlarını çizin. Hiç üşenmeyin sözcükten bakın. Çünkü o sözcüğün karşısında o anlamda bir sürü anlam daha bulacaksınız. Böylece sözcük değerinizi arttırmış olacaksınız. Şimdi diyorsun. Neyse ki teknoloji hayatımızda eskiden biz büyük büyük sözcüklerle dolaşırdık. Şimdi aplikasyonları indirip çok çok hızlı bir şekilde okurken anlamının ne olduğunu bulup hemen kaldığın yerden de devam edebiliyorsun. Doğru. Bir taraftan da teknolojiyi de eğitimde dahil etmek çok çok kolay oluyor. Keşke daha önce de olsaydı. Başka yöntemler var mı? Yani siz ders derste öğrenir evet, diyorsunuz. Kesinlikle. Sadece tekrar etmek gerekli. Kitaplar tabii ki var. Zaten harfiyen ben kitaplarımızı biz harfiyen takip etmiyoruz her şekilde Hanımcığım. Takip edersek yine gramere dönüş yapmış oluruz. Bunu yapmıyoruz. Sadece Avrupa portfolyosunu kullanıyoruz. Avrupa portfolyosunu biraz önce söyledim, altı seviyede eğitim veren kurumların kullandığı bir kitap çıktı. Avrupa portfolyosunda her seviyede öğretilen kriterler var. Bu kriterler kitapta nereye denk düşerse biz onları öğretiyoruz. Bu kriterler konuşmaya, okumaya, dinleme ve yazma yönelik kriterler. Harfiyen takip ederseniz yine gramer vermiş olursunuz. Biz lüzumlu olanları seçiyoruz işlerinde. Şimdi tabii bunu öğretirken de her çocuğun, her kişinin aslında sadece İngilizce'de değil farklı alanlarda da bir öğrenme hızı var. Ve bu değişiyor. Siz muhtemelen zaten derslerde onu da ölçümleyebiliyorsunuzdur ama bu sınıfları nasıl kategorize ediyorsunuz? Bir sınav mı var? Yok. Şimdi öğrencileri bir seviye tespitli aldık sınıflarımızda. Bizim bir seviyemiz 2,5 ay, 76 saatlik bir programdır. Her seviyenin sonunda öğrencinin TC'sine akredite edilmiş bir portfolyosu var. Bu portfolyoda dersin sonunda öğretmen öğrencileri kendi isimlerine ait olanları getiriyor ve soruyor. Diyor ki, örneğin bir tane şuradan izniniz olursa. Tabii, bir A1 sınıf öğrencisini düşünelim. İsmini ve TC'sini akredite edilmiş bir portfolyosu var. Tüm işlemiş olan konular burada mevcut. Öğretmen diyor ki, işlediğim tüm konuları şimdi Türkçe okuyarak hatırlayın. Siz bunları bu seviyenin sonunda çok mu iyi, orta seviyede çünkü yapamıyorsun işaretleyin diyor. Öğrenci kendince çok öğrenci iyidir. Öğrenci kendini değerlendiriyor. Evet, yani. Self-assessment denir buna. Öğrencinin kendini değerlendirme sistemi. Şimdi çok veri de şöyle diyor mesela 13-16 yaş gruplarında. Efendim siz çocuklarımıza bırakırsınız onlar sınıflarını geçirir durur diyorlar. Hayır öyle değil diyorum. Öğrenci kendini geçirse bile öğretmenin burada bir görüşü var. O da geçecek dersi öğrenci sınıfını geçebilir. Bir seviye atlayabilir. Öğrenci kendini geçirebilir. Öğretmen hayır derse üçüncü göz olarak öğrenciyi ben çağırıyorum. Ben bir seviye tespiti yapıyorum. Olur ya öğretmen öğrenci arasında bir sıkıntı olabilir mi diye bakıyorum. Şahsen yoksa öğretmen haklı duruma düşer. Evet. Ama öğrenciye şöyle diyorum. Problem değil. Kalmış olabilirsin. İyi gitmemişsin. Ama bizim bir eğitim garantimiz var Ayşegül Hanımcığım. Biz öğrenci öğretir ve de konuştururuz diyoruz. Bu nasıl? Hatta sözleşmede var. Öğrenci imza atıyor. Bunun arkasında şöyle duruyoruz. 76 saatlik programda eğer ki öğrencimiz 8 ders saatinin devamsızlığı geçmemişse ücretsiz bu seviyeyi bir daha alıyor. Konuşma garantisi mi var bu kursta yani? Evet. Yani bakın ücretsiz bir daha veriyoruz bu eğitimi ona. Şimdi kurumsal olarak bakacak olursanız birçok öğrencimiz var. Böyle 8 tane İzmir'de şubemiz var. Her birine tekrar tekrar vermeye kalksanız ne yaparsınız dersiniz. Bu önemli değil. Biz kısa vadede öğrenciye bakmak istemeyiz. Öğrenci gelir, yani böyle bir arkadaşını getirir, akrabasını getirir ve de bizden kopmaz. Efendim yüksek lisans için sınav İngilizcesi alır, iş İngilizcesi alabilir. Onun için biz kısa vadeli öğrenciye bakmadığımız için ve kesinlikle öğretme garantimizi kullanmak durumundayız. Şimdi konuşma garantisiyle bu kursa geliyor. Şimdi burası zannediyorum ki bizi izleyenlerin de ilgisini çekecektir. Hangi durumda siz tekrar kursa devam ettiriyorsunuz? 76 saatlik programda devamsızlık 8 saati geçmemişse. Şimdi her dersten sonra eğitim danışmanları arkadaşlar gelmeyen öğrencilerimizi muhakkak arıyorlar. Neden gelmediklerini soruyorlar ama o devamsızlık 8 ders saatini geçmiyorsa ücretsiz bir daha alabiliyor. Bu arada haftada nasıl? Haftanın iki günü eğitimler. Pazartesi, çarşamba, salı, perşembe, cumartesi, pazar. Değişik saat aralıkları tabii ki mevcut. Yani garantili eğitim muhteşem bir şey. Keşke bizim zamanımızda hakikaten olabilseydi. Yani demek istediğim şu İngilizce kültür yabancı dil kursunu. Biz size öğretiriz. Yeter ki devamsızlık yapmayın.
devamsızlık yapmadı. Çok önemli. Derse geldi. Evet. Ama o seviyeyi siz geçemediğini ya kendi, evet, ya da öğretmen ya da siz değerlendirdiniz. Ücretsiz bir şekilde bu çocuk, evet, o şeyi tekrar mı tekrar alıyor? Tekrar alıyor. O yüzden biz telafi vermiyoruz. Yani biz telafi yerine sınıfın o seviyenin tekrar bütününü vereceğiz çünkü. Gerek yok. Yeter ki devamsızlık yapmasın bu öğrenci. Güzel. ilginç bir şey yöntem. Bir sertifika. Ben. Onu da getirdim. Şimdi sertifika ile katılım belgesi birbirinden çok ayrı şeyler. Sertifika deyince bedav, internette bakılabilir. Portfolyoyu Avrupa Konseyi'nde hazırlayan kurum. Europass işareti, bir de seri no'su var. Seri no varsa sertifikanın geçerliği vardır. Vize işlemlerinde geçerlidir. Tabii ki bunu özellikle biraz sonra belki değinebiliriz, ikinci yabancılara zamanımız kalır mı bilmiyorum ben, ama seri no TC'sinde öğrencinin akredite edildiği için vize işlemlerine geçerlidir. Süresi 6 aydır. 6 ay sonra vize işlemleri başvurusu olduğunda tekrar konuşmaya tabi tutulmak zorundadır öğrenci. Çünkü şöyle bir şey oldu. Diyelim ki bir öğrenci bizi B1'de sertifika almış. Ama o kadar çok İngilizce ile aşırı neşir olmuş ki seviyesi yükselmiş olabilir. Ya da tam tersi ilgilenmemiş, düşmüş olabilir. O yüzden artık 6 ay sonra tekrar konuşmaya tabi tutulmak zorundadır. Yani bu seri no'su olmayan sertifikalar katılım geçerli belgesi değil mi? Hayır. Vize işlemlerine katılım belgesi. Biz böyle belgesi, çünkü kurslardan, evet, sonra aldığımız her belgeyi sertifika zannediyoruz. Bu işler hayır, öyle hayır. Özellikle seri no'yu takip etmek, anladım, lazım. Çünkü TC'nizi akredite oluyor o sizin. Anladım. Ve özel bir linkimiz var. Öğrencilerimize mezun olduklarını veriyoruz o linki. Linki açtıklarında ekranda da kendi sertifikalarını görebiliyorlar. Yani diyelim ki kaybettiler sertifikalarını, ama o linkten sertifikalarını tekrar görebiliyor olacaklar. Şimdi o zaman yeri gelmişken başka dilleri de konuşalım. Siz de az önce belirttiniz. Başka hangi diller var? Valla şu anda gündemde olan Almanca tabii, malumunuz. Çok fazla öğrenci gönderiyoruz tabii. Üzülerek söylüyorum aslında ben bunu. Almanca, karşıya kadar, bu bazı semtlere göre değişiyor. Tekrar söyleyeyim. Almanca, şu anda Rusça ve İtalyanca var mesela karşıya şubemizde. Ama talep edilirse özel ders olarak veriyoruz. Sınıf değil ama Almanca çok yoğun bir sınıf açışımız var. Her şubemizde vardı. Şimdi bazı bölgelerde değişiyor dediniz. Tabii öğrencilerin bir taraftan yurt dışına gitme anlamında, evet, tercih ettiği ülkeler açısından da değişiyordur. Evet, orası işin üzücü kısmı, evet, ne yazık ki. Evet, kanayan bir yer. Ama İngilizce, yani şöyle bir baktığınızda artık öğrenmek zorundasınız. Ama kullandığınız her şey İngilizce. Yani şu kamerayı kullanan arkadaşın, kameranın üzerinde de bir sürü İngilizce sözcük var. Biz tabii hepimiz bilgisayar kullanıyoruz. Doğru. Hepsi var. Tabii ki yani gönül tabii bunu çok istemez. Keşke hiçbirimiz kullanmak zorunda kalmasaydık ama maalesef yani şu anda şey öğrendim, kurumsal çalışmalarımda öğrendim. Bazı serbest bölgede, 3 serbest bölge var İzmir'de. Serbest bölgede bulunan tüm firmaların %90'ı yabancı ortaklı. Bizim mezun, üniversite mezun öğrencilerimizin iş bulma ihtimalleri için İngilizce muhakkak üstesinden gelmek zorunda. Ve bazen hatta çoğunlukla benim gözlemlediğim çevremde bildiğiniz meslekten bildiğiniz diller sizi öne geçiriyor. Yani bir tabii mesleği yok ama işte çok iyi Almanca, İngilizce, Türkçe, İtalyanca konuşuyor. Kimse onun eğitimini sorgulamıyor. Evet, doğru. Şirketin amacı onun iletişimini yürütebilecek. Kesinlikle doğru. Bazen dil birçok şeyin önüne geçebiliyor. Peki şu gerçek mi bilmiyorum, sizin gözlemlerinizden yola çıkarak bir dili öğrenen diğer dilleri de daha kolay öğrenir. Kesinlikle diyorlar, doğru. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Yaz, ben biraz önce bahsettiğiniz konudan değinmek istiyorum. Ben öğrenci koçluğu yapıyorum. Bir dönemler bir kariyer okulumda vardı. Dikkat ettiğim şuydu kariyer okulunda. Öğrenciler eğer kariyer konularını aldıktan sonra eğer İngilizce yanında adam akıllı, yani konuşabilir İngilizce alabilecek olurlarsa kesinlikle İngilizce olmayan öğrenciler daha kısa sürede iş buluyorlar, ilerleyip baştan alıp gidiyorlar, diğerleri beklemede kalıyorlar. Ya, onun için öğrencilere diyorum ki muhakkak üniversite öğrencilerinize mezun olmadan önce yabancı dil kurslarına, İngilizce, yani bir İngiliz kültür dil okullarına muhakkak gelin ve konuşabilir İngilizceye sahip olun. Asla bir gramer eğitiminden söz etmiyorum. Çünkü sosyal İngilizce yabancı ortaklı olan firmalarda kullanmak zorundasınız. Şimdi siz üniversite öğrencilerine, özellikle üniversitedeyken, şimdi iş hayatına, evet, girmeden önce, evet, çağrıda bulundunuz ama yaş aralıklarına baktığınızda genel olarak kesinlikle 7 yaştan başlamalı. Hayır, kimler tercih ediyor? Mesela meslek grubu, yaş aralıklarına baktığınızda şu an sizin şu anda artık karşıya kadar özellikle gözlemlediğim şu 7 yaş grubu velileri inanılmaz
misafirimiz oluyorlar, evet, öğrencilerimiz oluyorlar, çocuklar. Peki çok küçük yaşlarda, şimdi benim yine çevremden gözlemleyerek soruyorum. Böyle 3 yaşında, 4 yaşında işte yeni yeni bir şeyler konuşmayı öğrenen çocuklara anneler artık o kadar çok bilinçliler ki birçok konuda, ama bu bilinç hani yanlış yere doğru gidiyor mu, onu merak ediyorum. İşte İngilizce 10'a kadar saymayı, renkleri, şekilleri, evet, bazı basit hazır şeyleri bize gösteriyorlar. Bu çocuklar bunları öğreniyor. Bu doğru şimdi mu? Şimdi malum çalışan annenin sayısı çok fazla Ayşegül. Artık anneler çocuklarını kids club'lara göndermek zorundalar. Dolayısıyla orada hepsinde İngilizce var artık. Onlar o şekilde 7 yaşta bize geliyorlar. Bu avantajlı bir şey çocuk tabii için. Ki kesinlikle avantajlı. Çünkü neden? Hep söylüyorum, 2 tane zaman öğrenerek, dünya kadar kelime öğrenerek aslında tüm dünyayı gezebilirsiniz. Mühim olan sözcük öğrenebilmektir iletişim kurabilmek için. Hmm. Ve çocuklar da bu şekilde bize hazır geliyorlar. Fakat bazı veliler var, şimdi o kadar çok okulda bu sınav sistemi var ki, o kadar alışmışlar ki bizden ödev talep ediyorlar. Ben de diyorum ki bakın, zaten bir ödev sistemi içerisinde çocuklarınız. Lütfen travma yaratmadan amacınız İngilizceyi sevdirelim, çünkü bundan kaçış yok. Ve çocuklarınız ilk başta burada gramer değil, lütfen eğlenceli, eğlenerek öğrenmesini sağlıyorum. İsteyerek bizden gelsin, talep etmeyin. Evet. Azim yani mi? Eğlensin, çünkü cumartesi sabahları geliyorlar. Bütün bir hafta boyunca okula gidiyorlar. Hiç değilse desinler, ay gidelim eğlenelim diyebilsinler. Lütfen diyorum, bunları 7-8 yaşında böyle yapacağız. Ondan sonra zaten biz de tekrar farklı davranacağız, ama lütfen diye ısrar ediyorum, ama okul sistemi o kadar yoğun alıştırılmış ki velilere, aynı talebi bizden de bekliyorlar, ama ben ısrarla hayır bu diyorum. Yanlış. Hatta sınav sözcüğünü hiç kullanmıyorum. Çocuklara diyorum ki biz değerlendirme yapıyoruz diyorum. Değerlendirince böyle bakıyorlar. Yani şöyle, biz size önceden bir haber vermeyeceğiz, bunun için gerek yok. Her dersin sonunda öğretmeniniz sadece ama soru cevap yapacak. Neye dayalı yapıyoruz yine? Yine konuşmaya dayalı yapıyoruz. Şimdi bu arada sürenin sonuna doğru gelmişiz. Saat 10.29 noktalamamız gerekiyor, ama son olarak şöyle noktalayalım isterseniz. Neden İngiliz kültür yabancı dil kursu diyerek noktalayalım? Evet, teşekkür ederim. Şimdi ben anlıyorum ama konuşamıyorum diyorsanız, konuşamama korkumu yenemiyorum diyorsanız, yabancı dil, İngiliz kültür yabancı kurslarında sizi ağırlamaktan memnun duyarız. En büyük özelliği bu. Evet, bir de tabii ki eğitim garantisi, yani sizleri konuşturma garantisi sistemi hakikaten çok bu garanti önemli. Çok iddialı. Evet, buyurun siz de bekleriz. Çok teşekkür ederiz. Çok İhtiyacınız sağ olun. Olduğunu düşünüyorum ama. Kolaylıklar diliyorum teşekkür size. Teşekkür ediyorum. Çok mersi. Valla ihtiyacımız var hepimizin. Hele ki yani bir dönem, şu anda nasıl bilmiyorum ama benim okuduğum dönemde Anadolu liseleri çok çok başarılıydı. Belki de hala evet, öyle de doğru. Bilmiyorum. Yani bizler oradan mezun olduğumuzda zaten ilk yılı bir hazırlık gibi İngilizce ve Almanca ile geçirmiştik. İngilizceyi hemen hemen benim sınıfımdaki tüm arkadaşlarımla çok güzel konuşurduk. Ama dediğiniz gibi dil işte böyle biraz, hani dediniz ya, seviye düşebiliyor, yükselebiliyor. Bıraktığınız an o da sizi bırakıyor. Kesinlikle, onu hissediyorsunuz. Doğru. Hani geçmişten getirdiğiniz, böyle de insan çok bu arada. Benim gibiler de çok zannediyorum ki. Hani bir yaş bir şeyleri çok güzel öğrenmiş, çok güzel tecrübe etmiş, ama bir süre sonra araya hiçbir şey geç değil her şey. Hiçbir şey geç vakit değil. Girince, zaten tek, artık tek lisanda değil. Doğru. Aslında tek de değil. Kesinlikle. Ben çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ağzınıza ediyorum. Sağlık, çok keyifliydi. Çok teşekkür ümit ediyorum. Efendim. Bir daha bir araya geliriz. Sağ olun. Kolay çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim, İngiliz Kültür Yabancı Dil Kursları Eğitim Uzmanı Karşıyaka Şube Müdürü Elvan Hıdır bizimle birlikte stüdyomuzdaydı. İngilizceye dair birçok şeyi konuştuk. Samimiyetine bir kez daha sizlerin nezdinde de teşekkür ediyorum. Kısa bir ara rica edeceğim sizlerden. Aranın ardından Barkomatik Genel Müdürü Cemil Cangir bizimle birlikte stüdyomuzda olacak. Zaman zaman yerli yazılımın önemini konuşuyoruz bildiğiniz üzere. Epeydir de bir araya gelmiyoruz. O günden bugüne neler değişti? Teknoloji yazılımda nereye doğru gidiyor? Yenilikler var mı? Detaylandıracağız. Kısa bir aranın ardından.